Malezya Hava Yolları'nın Amsterdam Kuala Lumpur seferini yapan yolcu uçağı radarlardan 17 Temmuz Perşembe günü yerel saatle tam 17.15'te silindi. Peki kaza nasıl gerçekleşti? Uçak bir savaş uçağı sanılıp yanlışlıkla mı düşürüldü yoksa gerçekten hedef mi alındı? Kaza haberi yayılır yayılmaz Ukrayna ve Rusya sorumluluğu birbirlerinin üzerine yıkmaya çalıştı. Ukrayna, Rus gizli haber alma teşkilatıyla direnişçiler arasında yapılan telefon kayıtlarını basınla paylaştı. Görüşmelerde muhaliflerin uçağı nasıl düşürdüğü ve hedefin bir yolcu uçağı olduğunu ne zaman fark ettikleri anlatılıyordu. Birkaç saat sonra ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama kameraların karşısındaydı. Veriler uçağın Ukrayna'daki Rus ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgeden fırlatılan bir roket tarafından vurulduğunu işaret ediyor. Ayrıca bu ayrılıkçıların Rusya'dan sürekli destek aldıklarını da biliyoruz. Bu süreçte şüpheler Rus yapımı SA-11 uçak savar füzelerine yoğunlaştı. 18 Temmuz'da ise Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal iletişim ağlarından bu uçak savarları Ukrayna'ya taşıyan araçların görüntülerini yayımladı. Bu iddiaları reddeden Rusya Başkanı Vladimir Putin bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Kimse bu trajediyi kendi egoist ve siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanamaz, kullanmamalı. Bu tür olaylar bölmemeli, aksine toplumların birlik olmasını sağlamalı. Geçtiğimiz pazartesi ise iddiaları reddetme sırası Rus yetkililerdeydi. Kor General Andrei Kartopolov, kazadan kısa süre önce bir Ukrayna savaş jetinin yolcu uçağına doğru gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. Konu üzerinde soruşturma devam etse de uzmanlar kara kutuların dinlenmeden olayın aydınlatılamayacağı kanısında. Amerika ve Rusya Federasyonu'ndan gelen verileri karşılaştırmadıkça bir sonuç elde edemeyeceğiz. Yani soruşturmanın sonucu da dahil olmak üzere tüm veriler elimize ulaşmadıkça ve kara kutular dinlenmedikçe hiçbir soruya yanıt veremeyeceğiz. Kara kutular İngiliz uzmanlarca incelenecek. Araştırma tamamlanana kadar trajedinin nedeni sadece iddialarda kalacak.